10. sınıf tekrar testleri, tarih karma test cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf tekrar testleri, tarih karma test cevapları. SEF 10, sınıf tarih tekrar testleri karma test çözümleri sayfa 204 SEF 1, 1197'de Eyüp'ü hükümdarı Elkaziz, Bizans İmparatoru Alexis Angelus'a armağanlar göndermek için heyetini Anadolu'dan geçirmek istemiştir. Siyasal nedenlerle Selçuklu Sultanı Keyhüsrev bu armağanlara el koyunca, İstanbul'da bulunan Selçuklu uyruklu tüccarların hepsi tutuklanmıştır. 1202'de Konya'da eski çarşının yakınında bir yenisinin kurulmasından da söz edilen bir belgede, Konyalı bir Türk tüccardan başka Tebriz Azerbaycan'dan gelen iki tüccarın adları da tanık olarak verilmiştir. Verilenlere göre Türkiye Selçukluları ile ilgili uluslararası ticari faaliyetlerin sürdürüldüğü, 2. ülke ticaretinin canlılık gösterdiği, 3. deniz ticaretinin ülke ekonomisinde önemli rol oynadığı durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. Ayv 3. E. 2 ve 3. Cevap C. 2. I. Tersaneye ait işlere bakmış, donanma ile ilgili çalışmaları yürütmüştür. 2. Başkent İstanbul'un güvenliğinden sorumludur. 3. Adalet işlerinden sorumludur. Taşrada kadıların çözemediği davalara bakmıştır. Verilen görev tanımları ile Osmanlı divan üyeleri hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? A. I. 3-2 B. 3-2-İ C. 3-İ-2 D. İ-2-3 E. 2-3-İ Cevap B. 3-16 Yüzyıl yoğun olarak Osmanlı Devleti ile Atlantik ülkeleri arasında Akdeniz'e hakim olma mücadelesi içerisinde geçti. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda Akdeniz'deki hakimiyetini güçlendiren bir gelişme değildir? A. Kıbrıs'ın fethi. B. Tunus'un fethi. C. İnebahtı Deniz Savaşı. D. Preveze Deniz Savaşı. E. Cerbe Deniz Savaşı. Cevap C. SEF 10, sınıf tarih tekrar testleri karma test çözümleri sayfa 205 SEF 4, Halil İnalcık, uçtaki toplumsal değişimin temel sebebi olarak göç ve nüfus baskısını ve uç toplumunu devlet teşekkülü sürecine götüren faktörleri inceler. İnalcık, nüfus hareketlerinde Moğol istilasına karşı Türkmenlerin batıya yönelmelerinin önemini ortaya koyar. Moğolların doğrudan yönetiminden kaçmak isteyen Türkmen toplulukları Bizans sınırlarına doğru yönelir. 14. yüzyılın başlarında Gaza ideolojisini benimseyen Türkmen beyleri Batı Anadolu'da önem kazanırlar. Buna göre Halil İnalcık'ın Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna dair görüşleriyle ilgili. I. Türkmenlerin Batı Anadolu'ya zorunlu göçleri etkili olmuştur. 2. Türkmenlerin konar göçer yapıda olması başlıca etkendir. 3. Fetihlerin Bizans yönünde yapılması Türkmenleri motive etmiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 3. E. 2 ve 3. Cevap B. 5. Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk sarayı Orhan Gazi Bursa'da yaptırmıştır. I. Murat devrinde Edirne Sarayı, İstanbul'un fethinden sonra da bugün İstanbul Üniversitesi yakınlarında eski saray olarak bilinen saray inşa edilmiştir. Cihan hakimiyetinin ve gücün sembolü kabul edilen Topkapı Sarayı, 1465-1478 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından bugün Sarayburnu denilen mevkide yaptırılmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Kuruluş döneminden itibaren merkezi yönetim binaları oluşturulmuştur. B. Merkezi yönetim binalarının en büyüğü Edirne'de yapılmıştır. C. Yönetim binalarında Batı mimarisi örnek alınmıştır. D. Yönetim binalarına I. Murat'la birlikte önem verilmiştir. E. Yönetim binalarının yapımı Osman Bey ile başlamıştır. Cevap A. 6. Osmanlı Devleti'nin uygulamış olduğu devşirme sistemine benzer bir uygulama önceki dönemlerde Abbasiler ve Selçuklularda Gulam Sistemi adıyla uygulanmıştı.
Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri olacak adayların belirlenmesi ise, Gulam sistemine göre daha planlı bir şekilde yapıldı. Öyle ki devşirilen çocukların her türlü özellikleri ve kişisel bilgileri en ince ayrıntısına kadar devletin resmi kayıtlarına geçirildi. Acemi ocağına getirilen bu çocuklar Yeniçeri olabilmek için oldukça sıkı bir eğitime tabi tutuldu. Buna göre verilenlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A. Osmanlı Devleti'nde askeri birliklerin tamamı Yeniçerilerden oluşmuştur. B. Osmanlı Devleti'nde Acemi ocağına alım Müslüman çocuklardan yapılmıştır. C. Yeniçerilerle birlikte gulam sistemi profesyonel hale dönüştürülmüştür. D. Gulam sistemi ilk kez Selçuklularda uygulanmıştır. E. Gulamlara ait bilgilerin her dönemde kaydı tutulmuştur. Cevap C. SYF 10, Sınıf Tarih Tekrar Testleri Karma Test Çözümleri Sayfa 206, SYF 7. Anadolu'da yetişmiş ve engin hoşgörüsüyle bulunduğu bölgedeki insanları etkilemiştir. 13. Yüzyılın ikinci yarısında, Türkiye Selçuklularının son dönemlerinde yaşamış bir sifidir. Duygu ve düşüncelerini sade bir Türkçe ile yazmış, yaratılanı severim yaratandan ötürü, sözleri hafızalara kazınmıştır. Hakkında bilgi verilen tasavvuf ve halk şairi aşağıdakilerden hangisidir? A. Hacı Bektaşi Veli. B. Hacı Bayram Veli. C. Tapduk Emre. D. Yunus Emre. E. Mevlana Celaleddin Rum. Cevap D. 8. Endülüslü Gezgin İbn Cübayr. 2. Kılıç Arslan'ın Miryokefalon Savaşı sonrası zaferini duyurmak için önemli gördüğü kişilere özel mektuplar gönderdiğini bildirmektedir. Bu mektubun gönderildiği kişiler arasında Suriyeli Mihail gibi bir Yakubu Patri'nin de bulunması şaşırtıcıdır. Genellikle Malatya'nın güneyinde bulunan Marbar Savunma Manastırı'nda yaşayan bu patriğin, Süryanice vakainamelerinin arasına bu mektubu koyması, zamanının en koyu Hristiyan görüşlü birinin bile Selçuklu fetihlerini Hristiyanlık için bir yenilgi olarak görmediğini göstermektedir. Verilenlere göre, I. Anadolu'da Türk hakimiyetinin gayrimüslim halk tarafından kabul gördüğü, 2. Yapılan savaşta Hristiyanların Selçuklular safında savaştığı, 3. Kazanılan zaferin önemli kişilere bildirilerek etkisinin artırılmak istendiği. Durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. Ayv 3. E. 2 ve 3. Cevap D. 9. Türkiye Selçukluları Miryokefalon Savaşı'na kadar iç bölgelere hakimken, bu savaştan sonra ticari açıdan önem taşıyan kıyı bölgelere de hakim olmaya başlamışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerden biri değildir? A. Sudak. B. Alanya. C. Trabzon. D. Sinop. E. Antalya. Cevap C. 10. İlk Türk beylikleri ve Türkiye Selçukluları kuruldukları dönemlerde Anadolu'da uzun süre para basmamışlar, var olan Bizans paralarını kullanmışlardır. Danişment Gümüştekin Gazi ve kısa bir süre sonra Selçuklu Sultanı Mesud, ilk kez para basmışlardır. İlk paralar yöreye hitap eden Bizans paralarının etkisinde basılan bakır paralarken, 2. Kılıç Arslan döneminde gümüş, 13. Yüzyılda ise altın paralar basılmıştır. Verilen metne göre Anadolu'da Türklerin para kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Para basımında kendilerinden önceki devletlerin birikiminden yararlandıkları. B. Türkiye Selçuklularının en parlak döneminin 2. Kılıç Arslan dönemi olduğu. C. İlk dönemlerde başka devletlerin paralarının kullanıldığı. D. İlk para basımının danişmentliler tarafından gerçekleştirildiği. E. Farklı dönemlerde farklı madenlerden para basıldığı. Cevap B. SYF 10, Sınıf Tarih Tekrar Testleri Karma Test Çözümleri Sayfa 207, SYF 11, verilen haritaya göre Anadolu ile ilgili. I. Siyasi birliğin olmadığı. 2. Bizans'ın varlığını sürdürdüğü. 3. En güçlü beyliğin Osmanoğulları olduğu. Durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. 2 ve 3. Cevap D.
12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı siyasetname geleneğine göre padişahta bulunması gereken vasıflardan biri olamaz? A. Verdiği emrin akıbetini takip etmek. B. Gösterişli bir yaşam sürmek. C. Halkın durumundan haberdar olmak. D. Yolların bakımı ve emniyetine dikkat etmek. E. Devlet hazinesini boş yere harcamamak. Cevap B. 13. Ticari ve endüstriyel herhangi bir mesleğe devam etme imtiyazına gedik denirdi. Esnaf, esnaf müfettişleri tarafından teftiş edilirdi. Esnafın özel işleri için toplandığı odaya lonca denilirdi. Esnaf şeyhi, aynı zamanda loncanın da şeyhiydi. Sonra yiğitbaşı ve esnaf kahyaları gelirdi. Yiğitbaşı, ustalar arasındaki disiplin ve organizasyondan sorumluydu. Buna göre esnaf teşkilatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Mesleki ayrıcalıklar sağladığı. B. Rekabete dayalı bir ilişki içerisinde işlediği. C. Yaptığı işlerin denetlendiği. D. Hiyerarşik bir yapısının olduğu. E. Sorunların dile getirildiği loncaları olduğu. Cevap B. SEF-10, Sınıf Tarih Tekrar Testleri Karma Test Çözümleri Sayfa 208 SEF-14 1492'de İspanyol Birliği gerçekleşmiş ve Endülüs'teki Beni Ahmer Devleti yıkıldığı için burada yaşayan insanlar korumasız kalmıştır. İspanya Krallığı, Hristiyanlığı kabul etmeyen Müslüman ve Yahudilerin İspanya'yı terk etmeleri için işkence uygulamaya başlamıştır. Bu nedenle buradaki Müslümanlar, Kuzey Afrika'ya Osmanlı gemileriyle göç etmiştir. Ayrıca Osmanlılar, Yahudileri de İstanbul'a nakletmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin izlediği siyasetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. İspanya'nın fethi için hazırlık yapıldığı. B. İspanya'ya karşı Avrupa'da müttefik arayışa girildiği. C. Beni Ahmer Devleti ile yardım için irtibata geçildiği. D. İspanya Müslüman ve Yahudilerine sahip çıkıldığı. E. İspanya'ya karşı Memlüklularla birlikte hareket edildiği. Cevap D. 15. 11. Yüzyılda Doğu Anadolu'da Ermeni ve Süryaniler ile Orta Anadolu'da yaşayan halk, Bizans'ın adaletsiz idaresi nedeniyle Türklere karşı Bizans İmparatorluğu'nun yanında yer almamıştır. Bu yüzden Bizans, bu yüzyıl başlarında Doğu Anadolu'daki Ermeni prensliklerini yıkıp buradaki halkı kitleler halinde Orta Anadolu'ya sürmüştür. Bizans'ın Ortodoks mezhebini bu milletlere dayatması, halkı Bizanslılardan daha da uzaklaştırmıştır. Buna göre Bizans'ın uyguladığı Anadolu politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Anadolu'da halka dini baskı oluşturmuştur. B. Doğu Anadolu'daki yerel güçleri ortadan kaldırmıştır. C. Anadolu'nun demografik yapısına müdahale etmiştir. D. Anadolu halkı Bizans'ın politikalarından hoşnut değildir. E. Yaşanan gelişmeler Bizans'ın siyasi etkinliğini artırmıştır. Cevap E. 16. Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu'nun Türkleştirilmesini bir devlet politikası haline getirmiş ve bunu takiben Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri de kalıcı Türk yerleşmesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu doğrulayan bir gelişme değildir? A. Danişmentlilerin Yeşilırmak Havzası'na hakim olması. B. Anadolu'da Bizans ve Gürcülerle mücadele edilmesi. C. I. Kılıçarslan'ın Bizans'ın kışkırtmasıyla Çakabey'i öldürtmesi. D. Anadolu'da cami, imarethane gibi mimari eserler oluşturulması. E. Anadolu'da Haçlılara karşı mücadele verilmesi. Cevap C. 17. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethedince Ayasofya'yı şehrin camia kebiri ilan etmiş ve şehre Anadolu'dan 5000 aile yerleştirilmesi için emir vermiştir. Daha sonra her şehirde, mahallelerdeki Müslüman ve gayrimüslim riaye ile askeri sınıf ayrı ayrı tahrir defterlerine kaydedilmiştir. Şehirlerin fiziki yapılarında da İslam kültürünün etkisiyle değişimler yaşanmıştır. Örneğin Paşa Livası'nda 41 cami, 267 mescit, 18 medrese, 16 imaret, 38 zaviye, 22 kervansaray, 56 hamam vardır. Osmanlı Devleti'nin fethettiği şehirlerdeki uygulamaları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Yatay hareketliliğin önüne geçtiği. B. Sosyal dokuda değişiklik meydana getirdiği. C. İskin ve imar faaliyetlerini bir arada yürüttüğü.
D. Halk resmi kayıt altına alındı. E. Kültürel zenginliğe katkı sağladı. Cevap A. SFR 10, Sınıf Tarih Tekrar Testleri Karma Test Çözümleri Sayfa 209 SF 18, verilenler dikkate alındığında. I. Osmanlı Devleti'nde topraklar devletin malıdır. 2. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler toprak sahibi olabilmektedir. 3. Her iki arazi türünde de tarım yapılabilmektedir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap D. 19. Osmanlılarda loncaların kurmuş olduğu orta sandığı ve tevhim sandığı gibi sandıklarla üyeler arasında bir yardım düzeni oluşturulmuştur. Bu sandıklar yardımıyla karşılanan sosyal risklerin kapsamı oldukça geniş tutulmuştur. Üyelerine maddi destek sağlamanın yanında yaşlılık, hastalık veya sakatlık sonucu iş göremez duruma düşmüş üyelerin geçimlerini sağlamak ve üyelerine tedavi yardımında bulunmak için bu sandıklar kurulmuştur. Üyeler, ticarethanelerinin ıslahı, sanatlarının geliştirilmesi veya aletlerinin yenilenmesi için gerekli parayı sandıktan borç olarak almıştır. Sandıkların gelirleri, esnafın bağışları ile usta ve kalfaların aidatlarından oluşmuştur. Buna göre lonca teşkilatı üyeleri ile ilgili. I. Sosyal güvence oluşturulduğu. 2. Kendilerini geliştirme imkanı verildiği. 3. Devletten maddi destek sağlandığı. Yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 2. E. 2 ve 3. Cevap D. 20. Osmanlılarda bir külliyenin bittiği yerde diğerinin birimleri başlıyor. Böylece büyük bir şehir dokusu ortaya çıkıyordu. İstanbul, hayrat külliyelerinden oluşan bir şehirdi. Osmanlı külliyeleri sadece ibadet yeri, öğretim merkezi veya fakir barınağı değildi. Vakıf sayesinde müderris ve talebeleri, külliyenin diğer görevlileri, çevrenin fakirleri ve yolcular yemek saatlerinde imarette bir araya geliyordu. Bu da bilgi akışını sağlıyordu. Buna göre külliyelerin I. Güvenlik sorunlarını önleme. 2. Sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlama. 3. Yaygın eğitimi destekleme. Durumlarından hangilerinin oluşumuna katkıda bulunduğu söylenebilir? A. Yalnız. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 2. E. 2 ve 3. Cevap E. 10. sınıf tekrar testleri tarih karma test çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.